oralarda maçı kazanabiliyor. Bugünkü karşılaşmalarında da iki kez Golden Score'a gidildi. Özellikle ilk maçı çok heyecanlıydı. Yani zorlu bir sporcuydu. Dünya şampiyonu, Gürcü sporcu. Daha önceden birkaç defa yenilmişti vardı yani o sporcu. Fakat burada onu artık kırdı. Evet, uzatmaya gitti mücadele. Altın skora 5 dakika 21 saniye sürdü. Vazar ile rakibini mağlup etti son evet, dünya şampiyonu. Osokomi de geldi. Bir dakika 20 saniye var raundun tamamlanması için. Evet. Yine bir Sumigashi tekniği denemesi. Kenardan Irak Dozmaz diye görüyorsunuz. Üste geçmesin o, üste geçmesin. Sporcumuza taktiklerini veriyor. Üste geçmesin komutu kulaklarımıza kadar geldi. Rus sporcunun istediği yer üst kumu kata. Üstü istiyor, ondan sonra evet, kendi tekniğini rakibe kabul ettirebilir. Miha da ona göre bir defans geliştirmek zorunda. Şimdi Nevaza da yer çalışmasına geliyor. Şimdi Miha'nın özel oldu tekniği. Şimdi üstünü alıp çevirmesi lazım. Çek üstüne. Eli sok. Eli sok oradan Miha. Evet, şimdi kemeri yakalarsa Miha onu çevirir. Miha Zgang tam anlayamadı hareketi. Rakip direkt Mate komutu geldi. Rakibi direkt eliyle onun elini içeriye attırmadı. Oradan bir defans yaptı. Ama Miha oradan kemere gidebilseydi yani %90 rakibini çevirir. Bitirebilirdi. Bitirirdi işi. Hadi Miha. Slovenya'da aradığı şartları bulamadığı için milli takımımızı seçmiş bir sporcu. 5 yıldır da başarıyla temsil ediyor ülkemizi. Artık son 5 saniye. Son anlarda bir teknik gelir mi diye baktık. Olmadı. Altın Skor bölümüne taşındı mücadele. Üç galibiyetin ikisini altın skorla yapma, aldı. Yapma, yapma. Şimdi maalesef. Yok, puan yok. Dirseği açıktı. Bir an vazer olacak diye korktum ben de. Sol yanı üzerine düşebilirdi dirsek, son anda. Dirsek açık olduğu için son anda vazer gelmedi. İşte judo böyle zor bir spor. Ani dönüşler yapmak zorundasınız. Bir saniye bile hatanın telafisi yok kesinlikle. Şu ana kadar pozitif mücadele yok, veren sporcumuz. Miha'yı yakalar. Durumu iyi şu anda. Çok dışarıdan yorgun gözükmüyor. Şimdi iki kol aldığına göre bir kol çigari denemesi yapabilir. Kolu bozması lazım. Evet Miha. Üst kumikata. Burada kalmaması lazım. Burada şimdi rakibi o denedi ama yine iyi düştü. Devam ediyor. Şimdi burada Nevaza çalışması, yer boğuşmasında Miha onu çevirip tutmaya çalışıyor ama rakibi biliyor tekniğini. Biraz dikkat ederseniz onun eline engel olmaya çalışıyor. Eğer ki elini oradan sokmuş olsa, kemeri atmış olsa oradan sağına doğru çevirip Osokomi dediğiniz tutuşu alacak ve puan alacak. 10 saniyede işi bitirecek orada ama rakibi bildiği için müsaade vermiyor. Bize niye ceza gelmiş? Ceza puanlarında pasifiteden bize bir ceza geldi şu anda. Durum 1-1. Lorsanov mücadele boyunca daha pasif olan tarafta ama evet, şimdi Zgang rakibini zorluyor. Her şey tutuşlarla başlıyor. Rakibinin judogisini yakalıyor sporcular ve bu şekilde özellikle puanlar almaya çalışıyorlar. O judogilerin sürekli düzeltilmesi gerekiyor. Avantaj sağladığı için sporculara. 1 dakika 45 saniye oldu altın skorda. Hakem şimdi uyarı verebilir. Üstünü düzeltti. İki defa üstünü düzelt uyarısı gelirse bir ceza puanı geliyor. Şu anda karşılıklı ceza. Evet. Şu anda biraz daha tempo yükselecek. İlk cezayı alan müsabakaya veda edecek.
İnşallah. Bronz madalyayı alamayacak. Daha kritik dakikalar, saniyeler bizleri bekliyor. Mihail Zgang, Dorsanov karşısında şu ana dek iyi bir performans ortaya koydu. Sonu madalya olsun. Evet, bir Koçigari denemesi. Koçigari denemesi teknik, ayağı içeriden takıyorsun, kendine doğru çekiyorsun. Bunu ikinci defa deniyor. Dorsanov zamanında reaksiyon gösterince şimdi bir tane uyarı geldi hakemden. İkinci defa da elbiseyle alakalı uyarı gelirse ceza gidebilir. Mia kafaya şimdi evet. Evet. Şu anda kaçtı. Sumigashi denedi. Rakibi kaçmayı başardı. Dalia Cıbır milli takım yardımcı antrenörlerimizden. Tabii onlarda da heyecan durup da. Evet. Şimdi bir tane daha teknik yaparsa ceza puanı da aldırır ve mücadeleyi kazanabilir. Haydi Zgang. Yine Lovsanov kapanıyor. Bakalım. Bir teknik yapması lazım Mihail'in. Sağlam bir teknikte bir ceza gelecek ona, ama rakibi teknik yapmadan önce onun teknik yapması lazım. Haydi Miha haydi Miha, evet. Kez. Evet, şimdi ceza gelebilir. Evet, hakem üstünü düzelt dediğine göre. Üstünü düzelt dedi yine Lorsanova. Bronz madalya evimize geliyor. Evet, tekniği yaptı. Resmileşmesini bekliyoruz derken. Tekniği saymadı hakem. Maalesef. Haydi Miha, bir teknik daha, sağlam bir teknik daha. Evet, evet, şu anda evet artık. Artık masanın da buna hayır dememesi lazım. Üçüncü defa artık zorluyor. Evet, şu anda geldi. Evet. O beklediğimiz ceza puanı gitti Lorsanova. Bu da sporcumuzun mücadeleyi kazandığı anlamına geliyor. Bronz madalyayı kazanıyor. İkinci madalyamız Avrupa Şampiyonası'nda. Bravo Miha. Buradan Miha Zgankeli Federasyon Başkanımız Sezer Öksüz'ü tebrik ediyoruz. Ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. İkinci madalyamız. İnşallah Kayra Sait de o da inşallah aynı başarı gösterecek. Aynı şekilde bronz madalyayı kazanır. Üç madalyayla kapatırız. Aslında dün Avrupa Şampiyonası'nı. Vedat altın madalya aldı. Vedat aslında bir yerde takıma motivasyon kaynağı oldu. Ben bugün sabahtan beri takım bütün maçlarını izliyorum. Yani herkes elinden geleni sonuna kadar yaptı, yapmaya çalıştı. Dün altın madalyayla kapattık. Bugün bronz madalyayı aldık. İkinci bronz madalyayı için de yine kadınlar mücadelesinde Kayra Öztürk karşımızda olacak.